Evet, in ettehiz minberen fettehezehu ebi İbrahim ve in ettehizil asa fakat ittehezehe ebi İbrahim. Şimdi minber, bakın arkanızda, yanınızda. Bu kavadan uydurma değil. Peygamberimizin hadislerinde geçen. İslam'da hiç uydurma bir şey yok. Hepsi ya Kur'an'a dayanır ya sünnete dayanır. Bak minber oturdum şimdi. Evet. Ben şimdi sizden yukarıda oturuyorum. Keyfimden değil. Ben şimdi bak sarık giydim, cübbe giydim. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kılığı bu, sünneti bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ilk vardığında, şimdi aşağıda konuşsa kalabalık, görmeyecekler, duymayacaklar. Yukarı çıkacak, böyle minber yok, para yok. Bir kadıncağız tahtadan bir minber yaptırmış, bir şey koymuşlar. Sonra bir kadın, ya koskoca peygamber demiş, uydurup bir şeyin üstünde konuşuyor. Konuşurken herkesin görebilmesi için, öğretebilmesi için yükseğe çıkıyor. Bir kadıncağız varlıklıymış, tahtadan bir minber yapıvermiş ona. Onun üzerine çıkıp hutbe okuyor. Minber, işte o minber. Sonra o peygamberin bu minber yapıldığı zaman ilkin peygamberini yüksek bir şeyin üstüne hani bir şeyler koyuyorlar. Evet. Minber, güzel minber yapılınca o üstüne çıkıp şey ettiği avacı alıyorlar, kütüğü. Öyle bir bağırıyor ki, buna hanini cizi mucizesi derler. Kuru kütük ağlar mı? Yandım Allah der mi? Git ya hocam, biraz inanacak laf söyle. Evet. Peygamber üstüme çıktı, hutbe okuyor. Bu şerefle ben şereflendim. Siz beni alıyorsunuz, bu şereften kalıyorum diye. Almayın. Beni bu şereften mahrum etmeyin. İnlemiş. Ah çekmiş minber, o kütük. O güzel minber yapılıp tahtadan gelince. Hepsi duymuş bunu. Oradaki sahabilerin hepsi anlatıyor. Bu minber onu takliden yapılmış. Şimdi dikkat edin, bakın. Benim geçtiğim o sarıklı amcanın olduğu yerde boşluk var. O süs değil. Ön saf kesilmesin diye, imamı görsün diye. Minberin altı bakın delik delik, görüyor musunuz? Bunlar süs değil. Minberin öbür taraftaki Müslümanlar imam oturdu mu kalktı mı bunu görsün diyedir. Tamamen fıkhi, şer'i bir meseledir. Şimdi bunlar bilmeyen adam mumbirleri yaptırıyor, kapatıyor delikleri. Şimdi imam da insan. Herkes beşer şaşar. O da şaşıyor bazen. Üçüncü rekatta ayağa kalkacağına, mesela ikindi namazında oturuyor. Allahu Ekber. Öbür taraftakiler, kimisi bağa gitmiş, kimisi çarşıya gitmiş namazda. Öyle olmuyor mu canım? Herkes rekatını sayıp durur mu? İmama uydum dedikten sonra imam yatıyor kalkıyor da onlara uyuyorlar. İmam üçüncü rekatta oturunca bir kere böyle oldu. Kapattı, kapatmışlar minberi. Ben arkasındayım, kalktım otomatikman. Çünkü üç, kalkmamız lazım. Ben kalktığımı görünce imam anladı yanıldığını, o da kalktı. Ama minberin delikleri olmadığı için bak bu adam biliyor. Bunu yapan Mimar Sinan biliyor. Kapattığı için öbür taraftakiler de tarlaya, bağa bahçeye gitmişler, çarşıya. Hepsi oturmuşlar. Allahu Ekber diye. Biz dördüncü rekatta kalktık. Fatiha'yı okudu gene. Allahu Ekber deyince rüküye gittik. Onlar oturduktan sonra kalkmışlar. Ondan sonra Semi Allahu limen hamide dedi bizimki. Bir tane emekli polis vardı. Yanında Hacı Mehmet diye bir amca var. Hacı Mehmet demiş, bizim namazım olmaz arkadaş. Olmadı bizim namazımız. O da sus demiş, namazın bozulur. Yaşanmış olayı arz ediyorum. Kaç tane öyle? Bu bir tanesi. Evet. Sonra neyse biz namazı tamamladık.
Bizimkinde bir şey yok. Dikkat edin. İmamı görmezseniz ses yetmez. Ses gidiyor. Ama imam oturma komutu verdi. Allahu Ekber. Hepsi oturmuş. Halbuki imamın kalktığını görselerdi, bu deli olsaydı böyle, onlar da kalkacaklardı. Çaktırmadan namazı tamamlayacaklardı. Hiçbir sakatlık yok. Onun için size söylüyorum. Ses yetmez. Nereye giderseniz gidin, imamı görün namaz kılarken veya imamı göreni görün. Oturdu mu, kalktı mı? Evet. İmamı göreni görün arkadaş. Öbür türlü yanılmaktan kurtulamazsınız. Böyle çok olay var. Bir tanesi çok. Bunlar işte bunun için minber, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstüne çıktığı şu yapıya deniyor. Neden oraya çıkıyor? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetten bahsediyor. Ben de size derse başlarken ne diyorum? Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Allah'ın ayetleridir. Yolların en güzeli Muhammed Mustafa'nın yoludur. Fiillerin en güzeli Muhammed Mustafa'nın yoludur. En güzel şeyler de, şerefli şeyler de yukarıda tutulur, değil mi? Ayağı adi şeyler aşağılanır. Ama güzel şeyler yüceltilir. Allah'ın ayetinden, kelamından yüce bir şey var mı? Yukarıda okunması lazım. Yani ben keyfimden buraya kürsüye oturmuyorum. Bu kürsü süs diye yapılmadı. Bu gerekten dolayı ayet hadis okuyorum. Yukarıda söylenmesi lazım. İnsanlardan yukarıda şerefli söz, ayet, şerefli söz, Muhammed Mustafa'nın sözü. İşte onun için yukarıya oturuyoruz. Ha, bulunmuyorsa, imkan yoksa aşağıda sohbet edersin de. Bir de bu Peygamberin kılığı. Peygamber adına konuşursan kılığını da ona benzet arkadaş. Bir adam polis. Polis elbisesi varsan herkes polis olduğunu biliyor. Hemen nasıl saygı hazırlığı geçiyor. Aksi halde cezayı yer. Ama adam sivil, hiç kimse takmıyor. Yani bunun, bu mesleğin şeysi bu, elbisesi bu. Ha, hoca dedin böyle. Kanun da yasaklamıyor. Sarı cübbeyi giyeceksin. Giymeler lazım, giymemiz lazım. Elbise giyince asker de yakışıklı olur, polis de yakışıklı olur. Senin gözünde de, ha dedin, şimdi asker oldum işte. Şimdi polis oldum denmez mi? Şimdi hoca oldun, sarıklı cübbeli konuşacaksın. Bu makam bunu gerektiriyor. Ömer Nasuh Bilmen hocamız da öyle derdi. Bu şeyin şeysi budur. Yolu yordamı budur. Cübbe giyeceksin, sarık giyeceksin. Efendimiz gibi. Evet efendim, şimdi minber edindi ya. Ah bu hocalar. İnsanoğlu bu. Dilin kemiği mi var? Efendimiz böyle demesinler diye. Milleti yerde oturtturuyorlar. Kendileri böyle oturmuş. Bak kürsüyü kaba düşerler oturmuş. Ulan bu hocalar. demesinler diye. Halbuki maksat budur. Şerefli kelimeler söyledikleri içindir. Peygamber yukarı çıkmış. Evet. Diyor ki ben eğer minber edindiysem, atam İbrahim aleyhisselam da minberde konuşmuştu. Ben onun sünnetini yapıyorum. Peygamberimiz yaptığına göre bizim sünnetimiz oldu. O bizim peygamberimiz. Ama İbrahim Aleyhisselam'ı da hiç unutmuyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin kime salleyta ala İbrahim'e ve ala el İbrahim'e, değil mi? Onu da unutmuyoruz. Atamızdan kalmış tırnak kesmek, bıyıkları tıraş etmek, efendim koltuk altını, kasıkları tıraş etmek İbrahim Aleyhisselam'ından kalmadır. Biz onun için ona minnet borçluyuz. Hep salavatlarımızda onun da adını alıyoruz. Sünnet olmak da ondan kalma. 80 yaşında, bir rivayet göre 120 yaşında. Kendini keserle, Allah emretmiş, keserle sünnet etmiş kendini. Evet, Peygamberimiz sünnetsiz doğdu. Ama bize diyor, sünnet olun diyor. Sünnet olun. Atam İbrahim
sünnet oldu diyor. Evet, Allah'ın onu imtihan ettiği şeylerden birisi budur. Bu minberde konuşmak da İbrahim Aleyhisselam'dan kaldı. Ben de minber edindim. Böyle vaaz eden adam yükseğe çıkacak. Tabii zaruret yoksa, zaruret varsa, bulamıyorsa minber, problem yok. Bakın onun için bütün camilerde minber vardır. Vaaz kürsüleri vardır. Bu esasa binaendir o. Öyle diyor Peygamber. Ben minber edindiysem İbrahim Aleyhisselam da minber edindi. Evet, kınamak yok. Niye yukarıya çıktı? Fakat ittehazehu ebi İbrahim. Benden evvel babam İbrahim de bunu edinmişti. Evet, ben ona uymayla emrolundum. Evet, ben ona uymayla emrolundum. Ondan sonra ve in ettehiz el asa, asa, elimize aldığımız asa, ama gençler değil, ben yaşlı, sünnettir. Ben asayla geziyorsam, atam İbrahim de asa kullanıyordu. Yaşlı adamların asa kullanması sünnettir. İstersen kullanma. Aniden tansiyon düşüyor, yükseliyor, pat gidiyorsun beyin kanamasına, hadi öbür tarafa. Asa oldu mu bir destek oluyor, güç oluyor sana, hem sünnettir. Ben de asa ettim. Bu asa hem dayanmaya yarar, şimdi hem de namazı geliyoruz. Bak şimdi orada gelirken adam gelmiş, namaz duruyor. Ne güzel delikanlı ama fıkıh bilmiyor. Mübarek adam, önüne bir sütre koyacaksın, bir direğin arkasında duracaksın. Camiye geliyor, her türlü adam geliyor, bilen var, bilmeyen var. O namaza duruyor, önünden geçiyor. Ben diyor, bir namaz kılan önünden geçeceğime 40 kalırdım diyor. Sahabi 40 ay mı dedi, 40 gün mü dedi, 40 yıl mı dedi, kestiremedim diyor. Onun için 40 diyorum diyor. Yani 40 yıl beklerim, geçmem namazın önünden. Efendimiz hadisi var burada. Şimdi koca cami doğruluyor, namaz kılın önünden geçiyor. Tam sopalık değil mi bu adam? Yaşı 40-50, hiçbir şey öğrenmemiş. Ya namaz kılın önünden ne geçiyorsun be adam? Tam caminin kapının önüne sünnete duruyor. Cumanın farzını kılıp çıkacak adam, mağazası var, dairesi var, geçecek. Tam kapının duruyor, gelen önünden geçiyor gelen. Efendi, sen de din kardeşlerini zora sokma. Adam daireye yetişecek, hastaneye yetişecek yahu. Adam polis, trafik polisi, cumaya gelmiş gidecek. Önünü kesme, bu adam çıkacak. Ona bu yanlışı yaptırma be adam. Sen Müslüman, Müslüman kardeşi, şöyle bir direğin arkasına koysana. Ha, asan var, dikersin, toprağa batırırsın, kim geçeceğiz geçsin sütre. 40-30-40 santim yüksekliğinde çantan var, koyarsın. Sepetin var, koyarsın. Kürsün var, koyarsın. Sütre edin. Asayı da diyor, hem tutunurum, dayanırım, atam İbrahim edinmişti, hem de sütre yaparım. Hem de sütre yaparım. Ya diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bunları bilmemiz lazım, unutmamamız lazım. Bilmeyenlere en güzel, münasip şekilde hatırlatmamız lazım. Gelen geçiyor, önden giden geçiyor. Güzel kardeşim, namaz kılan yönünden geçmek terbiyesizlik, edepsizlik. Şöyle arkadan dolaşıyor. Kabe'de bizim hacılar yapıyor. Ben bizden bahsediyorum. Ötekiler de yapıyor tabii canım. Bilmiyor ki onlar da, bizden daha alim değil. 40 yıl beklerdim diyor ya hadis-i şerifte ya Peygamberimiz. Niye geçiyorsun namaz kılan yönünden? Şöyle dolaşıyor biraz. Hiç aldırdığı yok. Bilgisi yok kadın. Basıp geçiyor. Neredeyse sana vuracak yani. Evet, çaresiz kalırsanız en azından secde edeceği yerin dışından geçin. Çaresiz kaldınız, daireye yetişeceksiniz. Önemli işiniz var. Adam da durmuş kapının önüne. En azından secde başını koyduğu yerden dışından geçin. Daha içinden geçmeyin. Ama durmayın. Duvar arkasına durun.
Direkt arkasına durun, geçecek müminler düşünün. Açık arazide kılarsanız bir sopa dikin, asa dikin, bir şey dikin. Evde kılarsanız önünüze bir sandalye koyun, sütre koyun. Bu şeyleri yapmayın. Ben diyor asayı da edindim. İbrahim Aleyhisselam da edindi. Ayrıca evet, şimdi kabir azabının bir sebebi idrardan sakın korunmamaktır. Bir sebebi budur. Sıkıştın bir arazi, toprak sert, toprak sert. Asan varsa kazasın, kabardırsın, üstüne sıçramaz idrarlar. Bu saçıntılardan korunmamak kabir azabı sebebi. Ah! Şimdi yolculuğa çıkıyoruz, otobüsten iniyoruz, mola veriyor, rahatlama molası. Adam 60 yaşında, 65 yaşında, çok görmüşüz. Adam oraya ne güzel taş yapmış. Oraya oturmaya üşeniyor, kapıda duruyor, koca herif. Ta kapıdan salıveriyor, gidiyor. O betonun üstüne salıverince kaymıyor mu onun üstüne? Kabir azabı sebebidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç nerede bilen nerede, aldıran nerede? Pisi var, Türkçe mi pisi var? Bazı tuvaletlerde ayakta yaptırıyorlar. O sert şeyi yaptığınız zaman üstüne sıçramıyor mu? Bizimki Alatürk'e diyorsunuz siz ona. Bundan geri var. Yani bu idrar saçından araziye korunmak için asanla kazarsın. Çakı taşımak da sevaptır. İhtiyacın var bir. Bir de işte araziyi kapardırsın diye alimler kitaplarında yazmışlar. Şimdi bir şeye değinmek istiyorum. Evet. Bir şeye değinmek istiyorum. Vaaz ederken yüksekte konuştum. Konuşuyorum. Gerekli dedim. Hutbe okurken minber gerekli dedim. Ama şimdi bu camide de sonradan yapılmış mihrap, imamın namaz kıldığı mihrap bir karış yok ama 5-6 parmak yüksek değil mi? Küçücük cami, mahalle mescidi. Hep gidiyorum, bira karış tahta koymuşlar mihrabın olduğu yere. Bazısı cami yapılırken beton harma yaptırmış. Bu yanlıştır. Hutbe okurken, vaaz ederken yukarıda konuşacağız. Doğru. Ama namaz kılarken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin minberden iniyormuş, geçiyormuş, imam oluyormuş. Yani vatandaşın aynı seviyesinde yerde namaz kıldırıyormuş. Öyle olunca ne oluyor bu hareket? Sünnet oluyor. Şimdi bir sefere çıkmışlar. Sefer komutanı yüksekle çıkmış. Arkadaşlar, şu kadar mola verdim. Şimdi namaz kılacağız. Sonra şu kadar dinleneceğiz. Ondan sonra talimat veriyor komutandır. Ondan sonra şimdi namaz kılacağız dedi ya. Nutuk çekti yüksek şeyin üstünde, sandığın üstünde namaza durmuş. Arkasından duran sahabi etinden tutmuş asılmış. Hışımla. Adam yere inmiş. Namazı orada kıldırmış. Sen demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin minberde hutbe okuduktan sonra yere indiğini görmedin mi? Peygamber namaz kılarken hiç yukarıda kıldı mı? Cemaat aynı seviyede kıldırmadı mı? Ne hakla sen yukarıya çıkıyorsun? Peygamberin yapmadığını yapıyorsun. Zaten demiş onu hatırlamasam iki tane çakacaktım sana demiş. Evet. Bu hadistir. Kaynaklarını gösterebilirim isteyene. Ama sanki farzmış gibi en küçük camilere tahta koyuyorlar. Peygamber'e uymak esastır efendi. Kerahattir. Şu yoktu aslında tahta bu. Mimar Sinan yapar mı lan bunu? O bilen adam. Sonra burada okuyan niye göreceksin sen? Niye göreceksin cemaat? Daha iyi müezzin yukarıda. O çıksın yukarıya. Neden kerahat? Peygamberin sünnetine uymadığı için bir. Kiliseye gidin görün.
Rahipler Papa'nın vekili. Papa Allah'ın vekili. Onların inancına göre. Sıradan bir insan değil onlar. Onların yeri ayrıdır. Absit derler oraya. Böyle geniş. Oraya hiç kimse giremez. Sadece papaz girer. Rahip girer. Bir atlayın gören başına geleceği onu. Ne hakla girin oraya derler. Onlarda rahiplik sınıfı vardır. Onlara çatılmaz. Koskoca Amerikan başkanı bile elini öptü. Ayağına kapandı. Gafur ederse cennete giremez. Kim lan o? Kim o ya? İslam böyle demiyor işte. Müminle kullar Allah arası kimse girmez. Hoca Allah'ın yolunu tarif eder. Peygamberin sünnetini tarif eder. Ama Allah'la dua, ibadet ederken arasına girmez. Ona da giriyor. Önce papaya, rahibe, sonra Allah'a diyorlar. Böyle bir sınıfları var. Öyle de bunu herkese aşılamışlar. Evet. Bunun sultasından kurtulmak için laiklik ilkesini ortaya atmışlar işte. Yoksa papazlar aforoz ediyorlar. Cennetin anahtarını satıyor, endilcas diyorlar biliyorsun. Kimsin lan sen? Cennet senin baban malı mı? Bunu yaymışlar. Böyle bir sulta kurmuşlar. İslam'da bu yoktur. Aslında böyle namaz kılacağımız zaman sizin içinizden en layık olan gelir burada namaz kılır. Usul budur. İmam-ı Azam diyor ki onun için imamların maaş alması caiz değildir. Zaten kılacak diyor. Parayla namaz mı kılınır? Talebeler diyorlar ki İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmameyn denir onlara. Hocam ne diyorsunuz? Hocam herkesin evlenmesi Allah'ın emri değil mi? Evet. Evlenince karıyı, çoluk çocuğu şimdi hadis okuduk. Bakıp çekmek kocanın görevi değil mi? Evet. E şimdi adam tarlaya bağa giderse imam, herkes dükkana giderse ezanı zamanında kim okuyacak? Caminin kapısını zamanında kim açacak? Camiyi kim süpürecek, temizleyecek? Ne demek istiyorsunuz diyor. Hocam zaruret var diyorlar. Para verelim de imamın görevi vaktinde ezan okumak olsun, namaz kıldırmak olsun, camiyi temizlemek olsun. Zaruret var hocam. Sesini çıkarmıyor. İmameyne göre ben de müezzin imamlık maaşı aldım. Şimdi hala emekli maaş alıyorum. Din hocası olduğum halde. İmameyne'nin içtihadı üzere alıyorum. İmam-ı Azam'ı kalsa kuruş vermeyecek. Olmaz diyor. Yani demek istediğim Müslümanlıkta imamlık sınıfı yok. Hepimiz gerektiğinde imam olabilecek kapasitede bilgi sahibi olacağız. Güzel okuyacağız. İmam olacağız. Hepimiz dağda arkadaşı iki kişiyiz öldü. Başka yerde adam gelmesi yok. Cenaze yıkamasını bileceğiz. Kefen yapmasını bileceğiz. Mecburuz. Hepimiz her Müslüman. Bu sadece belediyenin cenaze imamının görevi değil. Evet böyle olacağız hepimiz. Bilmemiz lazım. Biz, Müslümanların arasında böyle sınıf yok. Zarureten işte olmuş. Cami diye İmamiye'nin kavline göre. Şimdi neyi getireceğim lafı? Absit kimse giremez. Çünkü Allah'ın vekili, rahip, papaz. Oraya sıradan vatandaş giremez. Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Eğer bunu yüksekçe yaparsanız şeklen papanın kilisedeki abside benzetiyorsunuz. Diyorlar alimler, ben size aktarıyorum. Kabul edip etmemek sana ait. Aklın yatarsa bütün fıkıh kitaplarında yazıyor bu. İmamın yüksekçe yerde namaz kıldırması mekruhtur diyor. Sizden şeklen ayrıldığı için sizin seviyenizde olacak. Sizin seviyenizde olacak. Niye önde duruyor? Bu neye yapılmış? Bir saf kazanalım diye. İmamın önüne geçilmez. Şimdi bu düz duvar olsaydı burada bir saf kaç, belki 100-200 kişi alıyor sıkışık dursa. O kadar cami mahrum kalacağız.
Onun için biraz öne, ama bunu büyükçe, yüksekçe yaptın mı papazın absitine benzediği için mekruhtur. Şeklin önemin İslam'dan yok hocam, var. Gün batarken iki namazını kılabilir misin? Namaz kılabilir misin? Kılamazsın. Gün doğarken namaz kılabilir misin? Kılamazsın. Niçin? Çünkü gün doğarken batarken güneşe tapanlar ibadet ediyor. Hocam rica ederim ya. Adam namaz kılarken Allah'a inanmış adam, peygambere inanmış adam, güneşe tapanlara niyeti yok ki benzemeye. Öyle de olsa şeklen benziyorsun ya. Mekruh diyorlar, onun için kılamazsın diyorlar. Yani şeklin önemi var İslam'da. Onu arz etmek istiyorum. Bu da kilisenin absitine benzediği anda mekruhtur diyor alimler. İstediğiniz fıkıh kitaptan size sayfa numarası veririm. Sayfa numarası veririm. Hadis de getiririm. Evet. Şimdi bu hadisin geleceğini bilseydim o hadisleri okurdum size. Ama sanki farzmış gibi küçücük mahalle mescidinde sanduka yapmışlar imamın altına. Ne kadar böyle bilgisizlik var, onu arz etmek istiyorum. Ama işte bu minberler, kürsü diyor, atam İbrahim de diyor böyle, ben de böyleyim. Asa kullandı, ben de asa kullanıyorum. Bu sadette bunları size hatırlattım. Bu hadis-i şerifi Muaz radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.